Merhabalar efendim, ben Özlem Özdemir. Bir kez daha KRT ekranlarında iyi ki varsınız demek için birlikteyiz. Bugün çok sevdiğim bir meslektaşım var. Siz onu ekranlardan ve daha çok haberlerden tanıyorsunuz ama bugün onu daha yakından tanıyın istedim ve bir kadın olarak da onu birazcık tanımaya çalışacağız ve yaptıkları, yeni hayata geçirdiği projelerinden bahsedeceğiz. Hoş geldin Aha Özyurt. Çok teşekkür ediyorum Özlem. Çok mutlu oldum burada olmaktan. Biz de çok mutlu olduk geldiğin için. İyi misin? Nasılsın? Vallahi ne bileyim, hani böyle bayram sonrası halimiz, tatil, böyle uzunca bir tatil sonrası, fena değil, toparlıyoruz. İşte seçime doğru da bekliyoruz. Evet, hiç bitmeyen seçim yapmışlar. Bitme, sürekli seçime gidiyoruz yani. Doyamadık yani, sandığa gitmeye. Evet, evet. Sence ne görüyorsun haberlerde? Hani yakından takip ediyorsun, içindesin. Kaç yıldır da içindesin, bir sormadan olmaz yani, nasıl değerlendiriyorsun? İlginç bir şey seçimi yani. Ben hatırladığım siyasi tarihimizde bu kadar büyük ölçekli bir tekrar seçimi yapılmamıştı. Ve giderek de sertleşen bir ortam. Hani ilk 15 günü fena gitmedi ama son 15 güne girdiğimizde birazcık daha sertleşecek gibi gözüküyor. Hı hı. İlginç olan mesela Sayın Cumhurbaşkanı şu ana kadar sahaya inmiş gözükmüyor. Bakalım inecek mi? O inerse dinamikler farklı değişiyor. Ve şu ana kadar da inmemesi aslında birazcık daha ortamın yumuşayabileceğine işaret. Ama bunu erken tabii söylemek için. Evet, peki sana göre sahada, halkta ya da sen çok farklı kesimlerden insanlarla da beraber olduğun için medyada da aynı şekilde. Yani insanların sence beklentisi ya da onu istediklerine dair neler görüyorsun? Bir defa iptal sonrası çok önemli bir kesim bu işte bir haksızlık olduğunu fark etmiş. Ve bir gönül kırıklığıyla ya sandığa gitmeme ya protesto oyu vermek gibi bir hazırlık var. Bu seçimde de var mı o? Bu seçimde de var ve o karar alındıysa da çok kolay değişmiyor. Yani dönüp bir daha fırsat verelim aynı ekibe çok fazla diyebilecek durumda değil o kitle. Burada tabii Sayın İmamoğlu'nu bir miktar taktik olarak yapılabilecek şey bu. Seçimde, seçim öncesi hataya zorlamak gibi bir şey deniyor AK Parti. Burada da belli yumuşak karınlarını tespit etmiş durumdalar Sayın İmamoğlu. Ama gördüğüm kadarıyla kampanya yönetimi sağlıklı gidiyor. Ve her kafadan bir ses çıkmayan enteresan bir kampanya yönetimi var Sayın İmamoğlu'nun ekibinde ve gönüllülerde. Onun için son haftaya kadar bana göre böyle gitmelerinde fayda var. Evet, yani hep beraber göreceğiz, bekliyoruz. Çok önemli bir sürece girdik. Hayırlısı olsun, her şey çok güzel olsun. Tabii. Hepimiz için temennimiz o. Peki şimdi senin aslında haberler dışında yaptıklarına biraz gelelim. Yeni bir heyecanın var, bir kadın kanalı var. Evet, seni de konuk ettik, TV. Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederim, evet. Ben de çok mutlu oldum. Peki, şimdi sen onun yayın yönetmenisin. Bu kanala niye ihtiyaç vardı? Önce oradan başlayalım aslında. Yani Woman TV ne için kuruldu ve neyi hedefliyorsunuz? Daha çok fazla olmadı. 6 ay ancak o kadar. Yani Türkiye'de bu bir geçtiğimiz sene bu zamanlar itibariyle çok büyük bir medya el değişikliği yaşandı ve Doğan Grubu tamamen el değiştirdi. Pek çoğumuz da mesleğimizle orta vadeli, kısa süreli de olsa vedalaştık ondan sonra, yani neredeyse 4-5 ay işsiz kaldık filan. Ben de o arada hem radyoculuk yapıyorum hem başka işler, ufak tefek şeylerle uğraşıyorum ama o dönemden haber müdürüm ve benim daha önceden de çok sevdiğim müdürüm Ali Güven, NTV'den biri, 20 yıllık dostum aynı zamanda. Ya böyle bir proje var ve gelir misin dediğinde Ekim ayı filandı ve Ekim ayının sonuydu. Aralık ayı itibariyle kanalın antene çıkması gerekiyordu. Bunlar enteresan RTÜK şeyleri, zorlamaları. Yani frekansı size veriyor, o yılın sonuna kadar antene çıkmadıysanız, yayına çıkmadıysanız geri alıyor mesela frekans. Olabiliyor böyle şeyler. Onun için biraz böyle yangından mal kaçırır gibi hızlıca aman ne bulduysak yapalım diyerek ilk bir ayı öyle bir toparlayarak geçirdik ama İhtiyaç niye varmış onu o haftalarda gördük. Yani o kadar çok potansiyeli yüksek, iyi iş yapan kadın siyasetten ve siyasi haberlerden bunalmış durumdaydı ki bizim orası böyle vaha gibi oldu. Yani herkes hem çok tebrik etti, hem çok destek verdi, hem bol bol yayına geldiler, sorgusuz sualsiz ekranlarımıza çıktılar, çok rahat ettiler. Biz de çok rahat ettik onların varlığıyla. Çünkü televizyonculuk neresinden baksan çok kolay bir iş değil ama böyle bir kanala ihtiyaç olduğunu o zaman fark ettik. Yani 5 sene önce var mıydı, 10 sene önce izlenir miydi desen soru işareti. Ben de o zaman gerekmediğini düşünüyordum ama
bu geçirdiğimiz süreçte hem kadın hareketi, kadın mücadelesi belli bir yere geldi. Ve belli zorlanmalar yaşamaya başladı kamuoyunda. Ne gibi? Hem, onlara da gelelim bitirdikten sonra. Tamam. Hem de hakikaten iyi kariyer yapmış kadınların, başarılı kadınların kendilerini gösteremediği yerlere dönüştü haber kanalları. Ben bunda çok iddialıyım hakikaten. Tartışma programlarına artık çıkmaz oldular. Gelmez evet, oldular. Evet, evet, evet. Çağrılmama şeyinde olan bir grup vardı zaten. Listesinde olan ama onun dışında kendileri evet, de... ideoloji dışında tabii, bir durum var yani. Evet, yani böyle bir hani kategorik olarak ekrana çıkartılmayan bazı kadın yazar, çizerler, bilim insanları grubu vardı. Uzun zamandır da var bu ama bir grupta artık ben bu kavganın içinde değilim kardeşim, bu seviyesizliklerle bir arada olmak istemiyorum deyip kendini bu işten soyutlayan kadınlar vardı. Bunların biraz daha kendilerini anlatabilecekleri, kariyerlerini, işlerini, yaptıklarını, topluma yarattıkları farklılığı anlatacak bir yer olsun istedik. Ve öylece çık diyorlar. Çok şükür iyi gidiyor. Giderek değişiyor, dönüşüyor. Enteresan bir şey kadın meselesi. Ben hani kadın hareketinin içinden gelen birisi değilim. O açıdan tevazuyla konuşmam gerekir. Bu işi çok iyi bilen ablalarımız, bu hareketin öncü isimleri bize yön veriyor. Konu getiriyor. Konuşmamız gerektiğini düşündükleri meseleleri önümüze itiyorlar. Mesela nafaka meselesi ilk girdiğimizde bizim bile tereddüt ettiğimiz meseleydi. Sonra baktık ki düzenli takiple artık Türkiye'nin gündeminde, meclisin gündeminde ve bir ara formül bulunabilen bir şey. Hala kadın gruplarının bazı çekinceleri var, kadın STK'larının. Ama bunların da konuşulabildiği yer biz olduk. 45 dakika konuşuyorsunuz çünkü. Bir, çok uzun 3 zaman. Dakika değil yani. Çok uzun zaman. 3 dakika telefon bağlantısı yaptık. Evet efendim teşekkür ederiz değil. Ya bu konuya yer verdik mi verdik ya değil yani. Değil yani. Yani yasak salma kabilinden değil. Uzun uzun konuşalım kardeşim. Ne eksikse herkes eteğindeki taşları döksün. Öyle diye diye yol aldık ve güzel gidiyoruz inşallah. Öyle gideriz devam. Umarım çünkü bu dediğin ana odak çok önemli bir şey, olmayan bir şey ve kadının sesinin gerçekten sürekli kısık olması ve öyle tercih ediliyor olması. Ama bu işte yani bahsettiğin gibi de yani bu hep var yani sadece bu dönem değil. Yani genel bakış açısı sistem bunu dayattığı için yani bir erkek egemen zaten bir sistemi yönettiği bir dünyada da tabii. Yani biz belki bir takım siyasi herhalde değişikliklerle bazı dezavantajlara yaşıyor olabiliriz ama genel olarak aslında kadının algısında bir algı var, bir standart var bize biçilen değil mi? Şimdi sen yurt dışında da çalıştığın için biraz bilmeyenler vardır. Hem o dönemi sana hatırlatalım. Hem birazcık bir farkını da görelim. Sen Amerika'da hem eğitim için bulundun hem değil mi Obama'nın ekibinde de çalıştın. Çalıştım. Bize birazcık o dönemi anlatıp orada gördüklerini, farklılıklar hem medyasal hem kadının konumuyla ilgili neler söyleyebilirsin? Şimdi 90'lar sonrasında bütün dünyada böyle yükselen, tırnak içinde liberal, şimdi çok aslında pek de liberalizmle alakası olmayan, hele Türkiye'deki Türkiye'de hiç alakası olmayan bir çizgiden bahsediyor. Böyle bir dalga vardı ve benim gördüğüm mesela Obama yönetimi kadınları çok kritik yerlere ve üst düzey pozisyonlara atayarak burada hani balık baştan kokar tabiriyle bizim artık tavrımız budur, kadınları yüksek yerde göreceğiz ve hepinizin de görmenizi istiyorum diyerek bir başkan tavrı belirledi. Trump'la birlikte biz neredeyse bunun 180 derece döndüğünü görüyoruz. Kadın haklarında gerileme mesela çok kritik bir hak olan kürtaj hakkı Amerika'da bugünlerde çok da tartışılıyor. Ve yani asla değişmez denen bir yüksek mahkeme kararı bazı eyaletlerde artık tanınmıyor. Bu Amerika'da çok büyük tartışma. Biz buralarda değiliz şu anda ama bizim de kendi içinden verdiğimiz bir şey var, mücadele var. Burada bence Türk kadın hareketi ve diğer farklı hareketler enteresan bir şekilde biraz da sosyal medya yararıyla ve bazı mağduriyetlerle ortak noktalarını bulmaya başladılar. Bunlar yani çok organik küçük kümeleşmeler olarak başladı. Sonra birbirini dinlemeye, birbirini anlamaya yönlendi. Dünyada Amerika'dan başlayan bir yeniden böyle bir yüksek erkek egemen, sert, güvenlikçi politikalar falan bir böyle bir dalga var. Bir de buna karşı benim gördüğüm Avrupa eksenli yükselen yeni bir sol hareket, çevre, kadın, çocuk odaklı yeni bir korumacı hareket yükseliyor. Biraz mücadele edecekler gibi gözüküyor ama Türkiye'de bu açıdan doğru bir zamanda bence biz kanalı kurmuşuz. Tam da konuşmaya başladığımız zaman.
Yani peki bu süreçte, bu deneyimde yani tabii ki sen de bir kadın olarak yani hayatın içindeyiz. Doğru. Zaten kişisel tecrübelerimiz, sıkıntılarımız elbette oluyor. Bu kanalla beraber gördüklerin neler? Yani mesela en büyük sıkıntılar, zorluklar, yani kadınlar yani ne gibi şeylerle karşılaşıp nerede önlerinde bariyer görüyorlar da hangi alanlarda önleri açık, mesela daha iyi ifade edebiliyorlar kendilerine? Şimdi belli ölçüde çok uluslu şirketler, tırnak içinde corporate world dediğimiz o dünyada kadın profesyonelleri yükseltme şeyi devam ediyor, dalgası. Hani mümkün oldukça yukarılara kadın çıkartmak konusunda iş dünyasını daha şeyli görüyoruz, cesur görüyoruz. Siyaset ve STK dünyası maalesef aynı durumda değil. Orada büyük bir hani hala kayırmacılık, onun yakını, bunun kızı, bunun kardeşi bu şekilde devam ediyor. Benim buradaki açmazım, hani kadın olsun da falancanın eşi de olsun, falancanın kızı da olursa olsun, yeter ki kadın olsun meselesini desteklemeli miyiz, desteklememeli miyiz? Büyük soru bana göre bu. Çünkü hakkıyla gelecek kadının yerini aile bağlarıyla, belli bağlantılarla alan bir kadının alması adil mi, doğru mu, gerçekten kadın hareketine faydalı mı? Buralarda benim sorum var ve muhtemelen önümüzdeki dönemde biz bunları daha çok tartışacağız. Ama kanalda en çok ilginç ne gördüm dersen, mesela sağlık programlarımız bizim sabahları erkekler arıyor. Ha, çok ilginç. Bu, çok acayip gerçekten. Biz o saatlerde kadınlar evde yemek yaparken ararlar diye düşündüğümüz, mesela bel fıtığı veya diz eklemlerinde ağrı, direkt kadınlarla ilgili olmayan genel hastalıklar söz konusu oldu mu, erkeklerin aradığını, soru sorduğunu ve rahatlıkla soru sorduğunu ilginç bir şekilde. Sağlık olduğu için herhalde tabii çok, evet. Bir hepimizin çok hassas olduğu bir konu. Herhalde orayı çok böyle kadınlara mahrem bir yer olarak görmeyip. Evet, izliyorlar demek ki, ne güzel. Kendilerini de konuşabileceği bir yer olarak görmeleri bizim için çok büyük bir şey. Mesela çok, evet. İş yerinde mobbinge uğrayan erkekler gelip yayınımıza katılabiliyor. Hukuk konularında mesela taciz, işte mobbing, online taciz vesaire veya tehdit konularında eski dedektifler, eski polisler geliyor, erkekler geliyor ve kadınlarla yan yana olup konuşmak istiyorlar. Benim gördüğüm en büyük şey o oldu. Erkeklerin de konuşmak istediği bir yığın şeyi kadınlarla birlikte konuşabilmelerini ortam sağlıyoruz. Bu benim için en büyük mutluluk hakikaten. Çünkü erkekler rahatladı mı kadınlar biraz daha huzurlu oluyor. Gerçekten. Tabii ki yani. Değil tabii mi? Ki. Ya işte çok böyle birbirine geçmiş şeyler, sosyolojik olarak da çok tabii sorunlarımız büyük ve artıyor gibi görünüyor bir sürü açıdan, ama başarıdan da bahsedelim. Yani böyle gördüğünde aslında çok yetenekli, çok zeki, dünya standartlarında kadınlarımız da var. Doğru. Bizim o dünya standartta işler yapan kadınlarımız da var. Aynı zamanda onlara da tabii alan açmaya çalışıyorsunuz, tabii. Değil mi? Evet, yani hani senin gibi çok özel kitap yazan konuklarımız olması bize hep şeref veriyor. Üstelik Avustralya'da kütüphanelere kadar girmesi bu kitapların ayrıca bir gurur. Evet, kitapları Avustralya'da. Kitapları Avustralya. Kim bilir başka hangi ülkelerin kütüphanelerinde, bilmiyoruz. Umarım, muhtemelen vardır. Evet, yani konu benim kitaplarım değil de değil Türk kadınları böyle. Ve Türk erkekleri, yani Cumhuriyet tarihinin tabii, dünyada tabii. Anlaşılması çok önemli bir şey. Bu sadece bizim, yani ben içine girdikçe görmeye başladım ki mesela Batı'da Türk bilim kadınlarına ayrı bir yer verilmeye başlandı ve bakış açısı değişti. Yani yıllarını tıbba vermiş, uzaya vermiş Türk kadınlarını sadece biz görüyor ve gururlanıyor değiliz. Evet. Kurumları da onlarla gururlanıyor. NASA'da bir tabii. Kadın var yine yani. Yani kara deliği ekipteki. Ve bunlar gerçekten Cumhuriyet'in kazanımları, tamamen. Cumhuriyet'in projesi buysa budur. Ve hakikaten bu projeyi daha da yukarıya taşımamız gerekir. Evet. Hani bunlar işin güzel kısımları, keyifli kısımları. Ve bunlar bir süre sonra bence iyi bir noktaya geldiğinde kız çocukları için ve erkek çocukları için rol modeller. Ama hani bu süreçte iyi farklılık ne desen, mesela gazetelerde manşet bir çocuk Rütü'yü arıyor ve diyor ki şu diziyi bitirin, annemi babam dövecek yoksa diyor. Yani o yaşta bir oğlan çocuğu dizideki şiddetin babasına nasıl etki ettiğini kavramış. Bu iyi bir şey. Demek ki o erkek çocuğu büyüdüğünde asla böyle bir şey umalım ki yapmayacak. Evet, ve bunu Rütü'ye şikayet edecek kadar da hakkını, hukukunu bilen çocuklar yetişiyor. Evet.
bu yani bizim için umut verici. Küçük küçük de olsa bunlar çok güzel işaretler. Hı hı. Çocuklarımız çok daha duyarlı, hı hı. dikkatli. Bizim görmediğimiz bir şeyi daha çok hızlı görüyor çevre konusunda mesela. Ve çok daha hızlı tepki gösteriyorlar. Yani bunlar medya her şeyi kötü yapıyor. Evet, kötü yapılan çok şey var. Ama içeriden iki tane şöyle güzel hani dal filizlenmeye başladı mı gerisi de geliyor. Yani sonuçta siz böyle bir alan yaratmaya çalışıyorsunuz. Evet. Bu da önemli bir şey tabii ki. Çünkü böyle işte şöyle de bir klişe var ya, kadın programı dediğinde hep işte yani güzellik, işte estetik, işte yani böyle yemek. İnsanların yemek gibi yani tamam bunlar da var. Dünyada da böyle programlar var. Bunlar da olacak elbette tabii. ki. Ama sonuçta sizin kanalınız bunlarla sınırlı kalmayıp yani evet. sosyal açıdan da kadının yerini anlamaya çalışan, bir şeyler üreten kadınların da sesini duyurmak isteyen ama aynı zamanda mağduriyet yaşayan kadınlara da yer yer değil mi? Bir platform olma derdi var yani var. Bu kanalın. Var. En büyük aslında şeyimiz de o, hem dünyadaki kadınların hem başarıları hem sıkıntıları bizimkilerden bağımsız değil, bizimkilerinki de kendine has değil. Bir yığın şey paralel yürüyor, birbirinden etkileşerek yürüyor. Bir de hakikaten burayı bir alan olarak açtığında, geçenlerde Fransız Radyosu'na da onu söyledik. Yani 6,5 saat yemek pişirilmez yani. Hiçbir evde pişmez. Yani annelerimiz, ninelerimiz bile bayram yemeği hariç 6,5 saat mutfakta durulmaz. Hiç gerçekçi değil. Kadınlara haksızlık demiyorum ama akıllı ve iyi kadınlar, annelerimiz, anneannelerimiz bile İyi yemeği 45 dakikada çat çat yapar ve sofrayı kurarlardı. Öğretilmesi gereken budur. 3,5 saat yemek programı, 2 saat makyaj veya güzellik programı. Bunlar kadınlarımıza bir şey vermiyor. Onları ileri taşımıyor. Biz bunu değiştirmek için uğraşıyoruz. Ya bu önemli bir çaba gerçekten. Yani çünkü bu kadını da işte bir modele sokmak çabası tabii. aynı zamanda. İşte kadın dediğin işte mutfak, işte güzellik, berber, çocuğa baksın. Alışveriş. Ha, bu. O nerede aklı, nerede yetenekleri, nerede mutlu olduğu şeyler. Peki bunların hiçbirini yapmak istemeyen kadınlar tabii. var. Ama tabii bir de ekonomik sorunlar var herhalde değil mi? Ya bunları da gözlemliyor musunuz? Tabii. Yani sonuçta ekonomik gücü olmayan bir kadının bir sürü şeye hayır deme şansı yok. O noktalarda böyle size böyle hikayeler var mı? Yani gerçekten bir yardıma ihtiyacı olan birileri size ulaşıyor mu? Ulaşıyorsa nasıl bir süreç izlemek zorunda hissediyorsunuz? Yani ne yapabilirsiniz? Birkaç tane böyle örnek programlarımız oldu. Mesela bir tanesinde bir Mozambikli anne, bir Türk babadan doğulmuş bir oğlu var ama evlenmemişler. Türk baba kaçmış. Anne gencecik bir kız çocuğu, yani daha üniversite öğrencisiymiş. Hı hı. O burada tutunmaya çalışıyor. Onları ekrana çıkartıp biraz destek sağladık. Keza mesela evde çalışan kadınlar bir organize dernek olmuşlar. Çünkü haklarını arıyorlar bir süredir. Geldiler ve 45 dakika boyunca eve temizliğe gidiyoruz ama şöyle de haklarımız var ve bunlar çiğneniyor diye uzun uzun anlattılar bize. Hı hı. Bu onları güçlendiriyor, bizi daha çok bilgilendiriyor. Yani siyasetin o boğucu ortamından çıkıp gerçek hayat, gerçek sorunlar ve gerçek çözümler için uğraşıyoruz. Yani hukukçular onun için çok severek yayınımıza geliyorlar. Hmm. Doktorlar onun için çok severek yayınlıyor. Çünkü 45 dakika tansiyon konuşabiliyor bir doktordan. Yanında gözleme açılmadan, arkada defile yapılmadan 45 dakika tansiyon nedir veya kalp krizi nasıl önceden hissedilir bunu anlatabiliyor. Hmm. Bu artık belki televizyonlarımızda tırnak içinde sıkıcı, fazla öğretici filan ama evde oturan pek çok kadının bizim aslında bunlara ihtiyacı olduğunu fark ediyoruz şimdi. Tabii çünkü yani hayatı sadece kendi yaşam merkezlerimizden görmeyi bırakmak lazım herhalde. Tabii. Yani çünkü herkesin, yani Türkiye'de kaç tane kadın Twitter üzerinden yani kullanıyor, kaçı işte yani hayatını çok büyük konforla sürdürüyor ki aslında bu çok küçük bir azınlık etmek gerek bütün Anadolu'ya bakınca değil mi? Dolayısıyla o insanların bilgiye erişme şansları da çok kısıtlıysa ve işte bunu sunabilecek ne kadar çok alan olursa o kadar önemli. Yani çünkü kadınların değişmesi lazım ki işte dünya, Türkiye yani her yer öyle değişebilir. Yani bizde bitiyor ama bu kadınların da çok sıkışmışlığından kurtarabilmek lazım. Tabii ki yani siz bir televizyon kanalısınız. Doğru. Elbette yani devletin yapması gerekenler var, STK'ların var ama hani en azından alan buluşturma sağlamak bile bir şey. Çünkü televizyonda yani cinayetler falan yayınlanıyor ya ben inanamıyorum bazı kadın programlarına yani dehşetle ben izliyorum. Ben onlara neden kadın programı denildiğini hala anlamış değilim. Evet. Kadın kuşağı denen şeyin
kriminal bir cinayet çözme kuşağı olduğunun adını koyalım. Yani kadın kuşağı denen şey dünyanın hiçbir yerinde böyle değil. 2 saat süreni var, 1,5 saat süreni var ama kadına sağlıktan işte modaya kadar bilgi verenleri var. Bu versiyonlarını anlıyorum ama saatlerce gerçek suçları, işte aile içi çatışmaları, ağzımıza almayacağımız, kabul bile etmek istemediğimiz, evet bu Türkiye'nin realitesidir ama günlerce ve haftalarca televizyonda konuşursanız bunları, onu söylüyorum, bunlar Türkiye'nin realitesi olmaktan çıkıyor, bir dizi, bir dramaya dönüşüyor. Normalleşiyor, korkunç evet. bir şey. Ve evde insanlar bunu çekirdek çitleyerek seyrediyorlar, evet, evet. normal bir şey zannediyor. Bu ülkenin temel değerlerine yapılabilecek en büyük kötülüktür. Evet ya aynı fikirdeyim yani gerçekten dehşete düşüyorum kelimenin tek anlamıyla. Ve buna hiçbir şey yapılmıyor olmasına da ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Ha, kadınlara fazla seçenek yaratılmadığı da doğru. Yani biz onun için nacizane o seçeneklerden biri olmak istiyoruz. Başka seçenekler de var görüyoruz. İyi girişimler de var onların da farkındayız. Televizyon anlamında da var. Yani buraya mahkum değilsiniz. Sadece onu seyretmek zorunda değilsiniz. Bakın bu da var diyebiliyoruz. Ha şimdi ufak ufak izliyorlar. Yarın birazcık daha çok izlerler. Konu komşu oturup izlerler. Sonra belki bambaşka daha tabii keyifli tabii. izleyecekleri bir şeylere dönüşürüz. Yani umarım öyle olursunuz. Yani gerçekten o çaba değerli ama asıl dediğin gibi yani bu kafadaki kadın algısının bence değişmesi lazım öncelikle. Doğru. Yani medyada da öyle ama toplumda da öyle. Yani bir yerlerde yönetici olan erkeklerin ve kadınların da kafasında yani kadın nedir onlara göre? Nereye layık görüyorlar ya da neyi lütfediyorlar? Hani onlara da bir bakmaları lazım ki bir şey değiştireceksek yani hep beraber ve bakış açısını değiştirerek yapacağız diye düşünüyorum. Daha konuşacağız. Şimdi çok kısa bir aramız var. Tamam. Biraz sonra birlikteyiz. Efendim tekrar birlikteyiz. Ahu Özgürt'te sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi tabii konuşacak çok şey var yani kadın konusu bitmez ve konuşmak da lazım o ayrı. Bir de şeye gelmek istiyorum. Türkiye'de yani zaten gazeteci olmak çok zor da kadın gazeteci olmanın sana göre işte 30 yıl oldu değil mi yani yaklaşık? Olmuştur 27'yi galiba. Uzun zaman sonuçta. Sence... Hem Türkiye'de medyada tabii değişimi de bir yandan senden dinlemek Doğru. istiyorum. Bir dönüşüm yaşıyor. Türkiye dönüşüm yaşıyor tabii ki. Medyada bunun içinde dördüncü kuvveti olarak tabii ki kullanıldı bütün bu dönüşümde. Sen neler gördün ve kadın gazeteci olmanın işte yani dünyada senin gözlemlerinle işte ne bileyim yani Amerika'daki bir kadının yaşadığı zorlukla bizim burada yaşadıklarımız arasında farklar var mı? Enteresan bir şekilde mesela 90'larda muhabirliğe başlayan kuşak olarak şanslı bir kuşaktık. Çok genç yaşta çok iyi siyasi muhabirlik öğrendik. Yani işte sevgili Şirin Payzın, Mehveş Evin, Banu Güven bunlar biz hani hep aynı kuşağın çocuklarıyız. Şimdi kenarda duruyor ama Çiğdem Anat öyle. Yani biz iyi bir ortamda kadın gazeteciler olarak hem rekabet ederek... Çok şanslıymışsınız, evet, çok. Yani biraz da rekabet ederek aslında birbirimizle çok rekabet ederek yetiştik. Ama bu iyi. İyi bir şey. Sonra şimdi dönüp baktığımda diyorum ki o zaman daha çok işbirliği yapabilirmişiz. Daha yan yana durabilirmişiz. Şimdi genç kuşakta biraz o var genç kadın muhabirlerde ama biz hakikaten rekabet üzerine ve iyi habercilik yapma, birbirimizi atlatma üzerine falan böyle 10 sene geçirdikten sonra siyasi konjonktürle birlikte başka pozisyonlara kendimizi yaptık. Yani belki de çok erken ekrana çıktık. Belki de mesleğimiz gereği daha sahada olmalıydık. Hep onu konuşuruz. Rahmetli büyüklerimizle işte Mehmet Ali Birant'la vesaire. Hani siz hala sahada olmalısınız. Hala gazete iyi tamam ama yani gazetecilik yapabiliyor musunuz? Siz beni Kudüs'e yollayabiliyor musunuz? Veya ne bileyim siz beni 6 ay bir krizin devam ettiği Hong Kong'a şimdi mesela Çin'de enteresan şeyler oluyor. Yollayabiliyor musunuz? Artık medya düzeni tabii bunu çok istemiyor. Onun yerine hakikaten iyi kadın gazetecileri ekran önünde ve belli ölçüde haber sunucusu ve moderatör konumlarına, rollerine oturttu.
Bu çok hızlı oldu. Yine de bizden şanslısınız. Yine de bizden şanslıydınız. Ama yani bence, çok bu açıdan. Değilim. Bu uzun ömürlü yapılabilecek bir şey mi? İzleyici açısından doğru bir şey mi? Mesleki anlamda gerilediğimi mesela fark ettim ben. Yani 1,5 senenin sonunda ki bunun mesela son 5 yılı ekran önünde geçmiş olabilir. Haber sunabilirsiniz. Ama entelektüel anlamda çok sığlaşıyorsunuz bir süre sonra. Yani sen hala okuyorsun, yazıyorsun, kitap üretiyorsun. Televizyon sunucularının pek çoğu artık maalesef bunu yapamaz durumdalar. Ben de köreldiğimi fark edip yeniden okumaya ve araştırma yapmaya başladım. Haklısın. Dünyada bizim yaşımızda hala Pentagon muhabirleri var, hala Beyaz Saray muhabirleri var. Ve acayip atlatma haberler yapıp mesela Maggie Haberman var New York Times'da. Ya Trump yönetimi nefret ediyor ama mecburen uçağı alıyor. Çünkü en o büyük haberleri uyasıyor. En çok atlatmayı o yapıyor. Ve hani hakikaten mesleğin namusu adına çok acayip işler yapıyorlar şu an. Bu harika tabii yani. İnsan bunları yaşamak istiyor elbette ki yani. O yani hala bu işin çok kıymetli olduğunu bilen bir de umutlu bir şey söyleyeyim. Yani genç kuşakta İletişim yeni mezunlar vesaire bir iki sene çok büyük panik yaşadılar. Eyvah biz işsiz kalacağız, bu sektör bitiyor falan. Şimdi inatla direniyorlar ve alternatifleri yokluyorlar. Dijitali, internet sitelerini, video prodüksiyonu, çok özel işler yapmaya başlıyorlar. Genç kuşak çok umut verici. Evet, o açıdan haklısın. Peki, bütün bu tabii ki teknolojik ilerlemelerle beraber yani yeni medya kuruluyor. Orası kesin. Doğru. Peki şimdi sen bana 27 yıl önce başladığın zamandan bugüne yani ve ana akım medyada çalışmış birisin hemen hemen her yerde. Bana ne gibi, nelere şahit oldun çok fazla da. Yani sence Türkiye 27 yılı medya ne gibi bir süreç, neredeydi de ne oldu şimdi ve sen nasıl hissediyorsun kendini? Yani bütün bunların içinde baktığında özlediğin bir şey var mı? Kaybettiğimiz ne var? Çok ağırlıklı televizyon muhabirliği yaptım ben. Ve o zaman televizyon muhabirliği prestijli bir işti. Hala da prestijli ama birazcık artık demeç haberciliğine indirgenmiş durumda ki şanssızlık burada. Ben çok şanslıydım. İşte rahmetli Özal'ı da tanıdım. Demirel'le de seyahat ettim. Tansu Hanım'la seyahat ettim. Necmettin Erbakan'la Endonezya'ya kadar gittim ve kafiledeki tek kadın gazeteciydim. İran, Pakistan, Malezya, Endonezya ve Singapur olan uzun bir doğu turuydu. Ve o zaman Refah Partilileri çok eğleniyorlardı benimle. Hani işte örttün türbanı vesaire diye. Ama yani o zaman bile çok seviyeli, çok hani nazik. Hem siyasiler çok nazikti hem kadın gazeteciler çok önem veriyorlardı yaptığımız işe. Şimdi maalesef biraz bizim meslektaşlarımızdan da, yeni kuşak meslektaşlarımızdan da kaynaklanan işte uçağa kendimizi atalım, Cumhurbaşkanı'yla seyahat edelim. Bunlar önemli değil arkadaşlar. O uçaktan haber çıkartamıyorsanız ya da şahit olduklarınızın 10'da 9'unu yazamıyorsanız bu gazetecilik olmuyor. Uçak yolculuğu yapmış oluyorsunuz o kadar yani. Evet. Gördüklerim buydu. Yani ben Türkiye'nin çok daha ekonomik olarak zor günlerini, ekonomik kriz dahil, iki kriz dahil çok sıkıntılı günlerini gördüm CNBC'de. Ekranımda işte 4000 faiz patladığı günü biliyorum ve bunu nasıl biz ekrana vereceğiz, izleyiciye nasıl söyleyeceğiz bunu diye kendi aramızda tartıştığımız olmuştu. Finans kanalıydı ama vatandaştan bunu saklamak gibi lüksümüz yoktu. Çünkü o ekranda o veri akıyor. Şimdi dolar kurunu veremeyen bazı ekonomi kanalları görüyorum ve utanç verici yani. Bu ya o yüzden bunu anlatamam yani ya bu vatandaşı zaten bilerek zarara sokmak diye bir ceza maddesi var. Televizyoncu olarak siz bildiğinizi dolar 7 liraysa ve siz bunu 5,5 diye göstermeye ısrar ediyorsanız vatandaşı zarara sokuyorsunuz. Yatırımcıyı zarara sokmak suçtur ve bunun hapis cezası da vardır. Bu neredeyse manipülasyonla eştir. Bunu yapan kanallar var ve hiçbir şekilde hesap vermiyorlar. Bilgiyi, doğru bilgiyi vatandaştan saklayamazsınız. Ha siz orada saklarsınız. Ne oluyor? Tabii ki Twitter'da açıyor bakıyor. 3 tane önem verdiği analistin şeylerini okuyor ve vatandaş gene kendi kararını veriyor. Evet, ama bu haksızlıktır. Ve suç gerçekten. Evet, asimetrik bilgiye sahip olup bunu saklamak, patronların lehine kullanmak bunlar suçtur ve haksızlıktır en büyüğü. Zaten mesela en büyük tehlikelerden birini Anadolu Ajansı'nda da gördük seçimde de yani. Halka haber vermek. Vermek evet görevi buyken halka yalan söylemek suç aslında. İşte o yüzden belki siz daha şanslısınız diyorum. Doğru. Yani o en azından habercilik derdi olan insan halka haber vermek,
derdi olan, o kaygıyla televizyonculuk yapılan dönemleri görmüşsünüz. Yani yeni kuşak hiç görmüyor, halk şu an görmüyor. Bir de tabii yine de çok seslilik varmış Türkiye'de. İşte bir süre tabii iktidar gördün. Yani şu anda gerçekten tek bir ses olması isteniyor medyadaki dönüşüm. Bu çok üzücü hepimiz için. Biraz yani iktidar bunda kendi ayağına kurşun sıktığını fark ediyor benim gördüğüm kadarıyla. Hmm. Çünkü genç kuşak muhafazakarlar içinde ya da AK Parti seçmeni içerisinde bu artık kabul görmüyor. Yani gençler kendilerine bir şey dayatılmasını, onlar adına karar almasını sevmiyorlar. Evet tamam, sizi destekleyebilirler ama onu da dozunda yapmanız lazım. Aynı şey CHP için de geçerli ki onlar bana göre daha doğru anlıyorlar. Hem sosyal medya anlamında hem normal medya anlamında. Geride durmayı birazcık daha öğrendi CHP. Şimdi belki hani bu kadar polarize bir ortamdan hayırlı bir sonuç çıkarsa seçimde, iyi bir sonuç çıkarsa belki yeniden bir dengelenme, bir normalleşme inşallah olur. Çok ihtiyacımız var Türkiye olarak buna. Çok. Evet, yani normalleşmeye çok ihtiyacımız var aslında bakarsan yani. Peki, şimdi biraz senin kişisel serüvenine de gelelim. İnşallah Türkiye için çok güzel şeyler olsun. Sen şimdi aslında önce Boğaziçi'nde okuyorsun eğitiminin ardından. Senin gazetecilik serüvenin aslında yurt dışına çıkışınla başlamış oluyor değil mi? Ya mi? Orada, öyle mi desek biraz mi? Biraz öyle çünkü Boğaziçi'nde olduğunu... 3. sınıftayken ben bir burs bularak Atlanta'ya gittim. Bir senelik bir burstu. Hani daha televizyonla fazla ilgili mi? Yok, hayır. Üniversite bursuydu. Bir yıllık bir Rotary Kulüp bursuydu ve normal ders almaya gittim. Yani Atlanta'da bir üniversitede. Ve işletme öğrencisiydim. Muhtemelen de kariyerime işletme olarak devam edebilirdim ondan sonra. Atlanta'ya gittiğimde ne değişti? Bir, hem Amerika'da medya meselesini gördüm. Hem CNN'in başkentinde bir dev bir haber şeyini, hani projesini, gerçekten bir deli bir patron nasıl bir dünya çapında haber kanalı kurar onu gördüm. Ondan sonra mesleki anlamda değişti. Yani gazeteci olmaya biraz o yıllardır, üniversite 2-3 o yıllarda karar verdim. Daha önce de çocukken istiyordum ama yapılabilir mi bilmiyordum. Yapılabildiğini gördüğüm yerde Amerika'da, ha bu standartta yapılabiliyorsa belki Türkiye'de de yapılabilir diye mesela yani öyle. Öyle bir yerde görmüşsün ki tabii ki doğru, gözün kamaşıp sonra burada birazcık zorlanmışsındır. Olabilir o kadar. Peki evet, yani bu sonrasında sen burada Show TV'yi tabii başlıyorsun. Show TV'de Ankara'da muhabirlik yapıyorum ben. Diplomasi, evet evet. Hı-hı. Sonra işte diğer yerler, ATV'de polis yer devam ediyor. Peki şeyi de sormam lazım. Yani aslında bu Woman TV kurulmadan önceki bir yerde söyleşinde şöyle bir şey demiştin. Yani aslında ben ne güzel artık tamam yani. Hani biraz sakin oturayım ve medyaya da çok dönmeyeyim. Tabii. Hani böyle yaşayayım derken seni bu kanal birazcık kandırmış olmuş. Öyle oldu. Kalbim işeldi, aklım işeldi. Doğru. Yani, hakikaten dediğim başta da söyledim. Yani ben kadın hareketin içinden gelmediğim için biraz da çekingendim. Ayrıca hani bana nasıl bakarlar, kadın STK'ları beni yeterince feminist bulur mu? Bu sorularım da vardı içimde. Sonra da onun başka türlü bir tanımını bulmaya ve dengesini bulmaya başladım. Hem kendi içimde hem onlarla birlikte. Ama gerçekten bir süre medyanın dışında kalmaya çok niyetliydim. bazen meslek böyle müsaade etmiyor gitmemize ama. Ne güzel, ne güzel. İyi yani, iyi böyle bir şey. Hani sonuçta bir şey yapmaya çalışıyorsun çünkü. İyi bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. O yüzden umarım yani gerçekten kanal açısından da iyi şeyler olur. Biraz da genç meslektaşlarımıza hakikaten alan açmaya uğraşıyoruz. Bu söylediğin o kadar önemli ki. Yani siz burada da yapıyorsunuz onu muhtemelen. Yani evet, yapmaya çalışıyoruz. Yani olması gereken de bu olmalı aslında. Ama bizim sektörümüzde de bu çok var. Yani bir sürü sektörde de görüyorum tabii de. Yani böyle bir yerlerde hep aynı insanlar yıllardır oturuyorlar ve o büyüklerimiz bir türlü bize yol açmak istemiyorlar. İşte. Yani ben kendim de çok yaşadığım için de söylemek zorundayım. Yani peki ama neden yani hani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Herkesin bir zamanı öğretsenize değil mi yani? O önemli bir şey yapmaya çalıştığınız. Ve yani
onu da kabul etmek lazım. Yani hiçbirimiz koltuğu doldurulamayacak insanlar değiliz. Bizden sonra daha iyisi gelecekse ne güzel, onları hazırlayalım, yetiştirelim. Büyükler konusunda sen çok haklısın. Yani Amerika'ya bakıyorsun, evet tamam 60 yaşında 50'sinde hala Pentagon muhabiri var ama belli bir yaşa geldiğinde ben çekileceğim ve belgesel yapacağım diyen haber sunucuları da var. Ve bunu da büyük bir keyifle yapıyorlar. National Geography'ye özel seri yapacağım ben diyor. Yani ben ölünceye kadar köşe yazmak istemiyorum. Ölünceye kadar haber sunmayacağım. Başka bir dünyaya açılmak istiyorum. Yani ne güzel, bir tatmin yaşıyor demek ki. Tamam diyor, şimdi başka bir şey deneyeceğim. Yani böyle olması gerekir yani. O yüzden İtibardan düşmek olarak görmüyor bunu. Yani evet, YouTube'a yapıyorum ben bunu diyor. Gururla söylüyor. Veya Yahoo'nun televizyonuna yapıyorum diyor. Hiç böyle şeyleri kompleks yapmıyor. Biz de bir kere bir koltuktan indiniz mi darmadağın oluyor büyüklerimiz bizim nedense yani. Evet, evet. Niye? Yani çok ilginç. İnsan egosu öyle bir şey herhalde maalesef ki. Peki şeyi de sorayım. Bir de orada unuttum sana sormayı. Yurt dışında da bakınca, Amerika'da gördüğünde de işte o kadına biçiren roller diyoruz ya. Bir de işte televizyonda özellikle. Yani şimdi erkekler her yaşta işlerini yapmaya devam edebilirlerken, özellikle ekran önü içinde söylüyoruz bunu. Yani bu görünürlüğü olan alanlarda erkekler tecrübeli bulunup saygı duyulurken, kadınlar yani tıpkı Hollywood'da olduğu gibi bir şekilde yani ekranda da yaş olarak bizde mesela böyle bir şey görüyorum ben. Yani belli bir yaş olsun, daha genç ekran yüzleri olsun, yaşı ilerleyen kadınlar daha arkada olsun gibi bir böyle bir anlayış var değil mi? Doğru. Yani bu Amerika'da 20 yıl önce olan bir şey. Sonra orada çok dramatik bir şekilde bu iş değişiyor ve bütün mesela ana haber bültenleri şu anda Amerika'da 50'sinin üzerinde, 40 da değil, 50'sinin üzerinde kadınlar tarafından sunuluyor ve çok izleniyorlar. Sabah kuşakları keza çok politik programlar, sabah şeyleri Amerika'da ve hepsinde 50'sinin üzerinde kadınlar oturuyor. İki tane de erkek host var. Hani bunlardan bir tanesi atıyorum. Hava durumcu gerçekten erkek ama veya spor yorumcusu erkek. Ama ciddi işi gerçekten kadın sunuculara yaptırıyorlar. Bir yıllar içerisinde oluşmuş bir izleyici tabanı var bu kadınların ve o kadınları o sabah izlemek istiyorlar. Akşam programlarında da öyle. Ana haberde biliyorlar ki kadın spiker kendini güzel göstermek için 50'sinin üzerinde uğraşmayacaktır. Haberin önüne çıkması için uğraşacaktır. Bu izleyici için önemli bir faktör. Giderek bunun daha çok arttığını görüyoruz. Maaş eşitsizliği hala var. Şimdi bu ara şeyi konuşuyoruz mesela. Kadın futbol turnuvası, dünya kadın futbol turnuvası. Paralanıyorlar aynı parayı almak için erkek futbolcularla. Çok yetenekli kadın futbolcular. Ve bu bir eşitlik mücadelesi. Tabii. Bunun kavga ederek değil ama yan yana durduğunda birbirine değer kattığını göstererek. Yani tabii. Yani erkeklerden bir nefret ederek olduğu değil yani. Tabii canım. Yani biraz daha birbirine güç verebildiğini göstererek yapman gerekiyor ki erkekler de kendilerini hem rahat hissetsinler hem daha kendi kapasitelerini kullanabilsinler. Bir noktada sıkışıyorlar çünkü ve onlara bir oyun alanı açmamız gerekiyor bizim kadınlar olarak. Yeni konulara, yeni mesleklere, yeni tecrübelere bakabilmeleri için biraz bazı yüklerinden hafifletmemiz lazım erkekler. Evet doğru. Yani bir de tabii şey, az önce söylediğin o haber meselesinde yani Amerika'da inşallah burada da olması gerekir. Yani çünkü haber, özellikle haber tecrübe de isteyen bir şey, politika. Yani değil mi? Şimdi çok genç insanları ekrana taşımak yani bir taraftan görsel olarak iyi bir şeymiş gibi sanılırken ama aslında yorum, analiz karşısında o konunun uzmanını aldığında ona soru sorabilmek. Yani bunların hepsi yıllarla olan şeyler. Yani bu da bir gerçek. Bilgiyle, tecrübeyle olan. Yani işte sayısı az da olsa var Didem Aslan Yılmaz gibi, Nazlı Çelik gibi. Ama yani olabildiğince bu sayıyı çoğaltmak çok. Ve mümkünse hakikaten sabah haber kuşaklarını geri getirip oraya tecrübeli kadınları koymamız gerekiyor. Önümüzdeki dönemde daha çok izlenecek sabah haber kuşakları. Şu anda sevgili İsmail tek tabanca gidiyor ama önümüzdeki dönem için hazır olsun rekabete. Daha çok istenecek reklam verenler tarafından ve izleyiciler tarafından. Evet, ya lütfen öyle olsun artık. Evet. Gerçekten. Pekala. Şimdi senin bir de iki kitabın var.
Değil mi? Bir Obama, bir kusursuz fırtına, bir de gece görüşü. Biraz onlardan da bahsedelim. Bilmeyenler varsa okusunlar. Obama hangisinden bahsetmemi ister? Obama benim kampanyanın içinden girdiğim bir gazeteci olarak aslında pek yapmamamız gereken bir şey bu ahlaken. Üstelik de yabancısınız. Ben bir kampanyanın içine bir gireyim dedim. Gönüllü nasıl olarak. Gittin oraya bu arada? O kampanya nasıl çalıştı? Nasıl oldu yani? Ya ben Milliyet ve CNN Türk'ün Washington temsilcisiydim. Bir form doldurdum. Tıpkı şimdi İstanbul Gönüllüleri Sayın Ekrem İmamoğlu'nun doldurttuğu gibi. Bana önce bir mail geldi. Şuraya bir gelin bakın dediler. Orada bir toplantıya gittim. Ondan sonra ikinci bir toplantıya daha gittim. Bir gazeteci olarak aslında biraz hani moonlighting dediğimiz böyle şeyin görevinden sıyrılıp siyasi bir işin nasıl şey ettiğini görmek için yer altına giriyorsunuz. Ahlaken yapılmaması gereken, etik olarak bize Kolombiya'da öğretilen şey asla böyle bir şey yapmamamız gerekir denir. Ama kampanyanın nasıl işlediğini görmeniz için de dışarıdan sadece işte kampanyayı mitinglerde izleyerek yapılamayacak bir şey. Yani o organik yapıyı görmeniz lazım ki doğru anlatın. Ben biraz bunun içine girdim. Müthiş bir tecrübe olmalı. Yani önce Washington ve çevresinde işte Virginia gibi, Maryland gibi eyaletlerde gönüllülerin nasıl çalıştığını gördüm. Birebir de çalıştım onlarla. Yani kapı kapı gezmek dahil yaptım. Sonra Pennsylvania tarafında, Philadelphia'da böyle mesela fakir mahallelere, arka sokaklara, Amerika'nın hakikaten en zorunu yaşayan semtlere kapı kapı gidip Obama sticker'ı nasıl dağıtılıyor baktım. Birkaç kişiyle birlikte yaptım. Yani seçim kampanyalarında yani sana danışmaları gerekir bence. Yani belki benden çok daha iyi bilenler var sevgili Necati Özkan'la. Çok konuşuruz bu konularda biz. Ama hani bunun hakikaten bir şeyi var, mekaniği var. Belli yerde sert yanıt aldığınızda ne yapmanız gerektiğine dair. O onu anlatıyor. Gece görüşü de benim son işte 20 yıllık enteresan haberlerden derlediğim, yazmadığım, haber yapmadığım anılarımın içinde oldu. Süper, daha güzel. Mutfaktan yani haberler. Hakikaten kulisler onlar olan. Onlar çok güzel olur. Enteresan hikayeler olan kitap, yani böyle bir şehirler kitabı. İşin içinde Erbil var, Roma var, Öcalan'ın kapısında nöbet beklediğimiz günlerde. Enteresan hikayeler işte hepsi. Evet evet, yani çok bence okunması lazım. Şimdi toparlamam lazım. Tabii. Bizim film, kitap ve tiyatro önerilerimiz var. Hemen müsaadenle onlara geçiyorum. Bugünkü kitabımız Atatürk'ün Yaveri, Salih Bozok anlatıyor. Salih Bozok bu 1941 yılında yazmış anılarını ve Türk İnkilabı'nı gelecek nesillere aktarmanın bir görev olduğunu düşündüğünü söylemiş. Atatürk'le geçirdiği, onun deyimiyle şerefli yılları sonraki kuşakların mutlaka bilmesi gerektiğini düşünüyor. Bence de gelecek nesiller, şimdiki gençler bu kitabı okusunlar. Bir devrim nasıl yapılmış, Mustafa Kemal nasıl Atatürk olmuş ve neler yaşanmış, burada birebir bir tanıklıkla okuyacaksınız. Alaca Yayınları bunu yeniden basmış. Güzel. Bugünkü oyunumuz Fotoğraf 51. Oyun DNA, X ışınları, fosfatlar ve hırslı bir yarışın ortasında yaşamın sırrını bulmaya çalışan bir grup bilim insanını anlatıyor. Bunu yaparken de insanı kusurlu kılan özellikleri denklemin parçası haline getiriyor. Mesela bilim insanlarının çok iyi bildikleri bir şey var. Bilim ne kadar kesin değerler üzerine kurulu olsa da onu yapan kişilerin hatta aşklarında aşkları bundan bağımsız düşünülemez. Çağ Çalışkur'un yönettiği oyun Kraft Tiyatro'da seyirciyle buluşuyor. Bugünkü filmimiz Üç Renk Kırmızı. Londra ve Cenevre şehirleri arasında gidip gelen ve yarı zamanlı bir model olarak çalışan üniversite öğrencisi Valentin, bir gün emekli yargıç Joseph Ken'le tanışır. Ardından ikisi arkadaş olur ve Valentin'in hayatı bu arkadaşlıkla giderek ilginç hale gelir. Rastlantılar silsilesi Valentin'in peşinden gelir ancak o henüz pek çok şeyin farkında değildir. Polonyalı ünlü yönetmen Krzysztof Kieślowski'nin Üç Renk Üçlemesi'nin sonuncu filmi Kırmızı, sarsıcı ayrıntılarıyla bayrağı mavi ve beyazdan devralıyor. Çok güzeldir hakikaten. Bizim her program İyi Ki Varsınız hatırası, herkese bilim teknoloji. Şahane, bunu sana vereceğim. Ve ayrıca da bugün sana küçücük bir sürpriz yapalım dedik. Çünkü bugün senin doğum günün. O yüzden umarım bir dilek tut. Bu programda ay, da böyle bir rahmetli anı olsun. Etsiz. Çok teşekkür ederim. İyi ki doğdun diyoruz. İyi ki siz de varsınız. Çok teşekkür ederim. Dileğini tutarsan. Evet, umarım olur.
Hep beraber. Her şey güzel olsun. Her şey çok güzel olduğu bir yıl diliyorum. Her şey çok güzel olsun. İyi ki varsınız gerçekten. Sen programın de iyi adıyla. Ki varsın. Evet. O zaman daha güzel günlerde görüşmek üzere. Kapanışı da sen seviyorsun. Safiye Aylin'in bir şarkısı Yanık Ömer'le yapalım. Bu da doğum günü hediyen olsun. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Büyük mutluluktu Özlem. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ ol. Görüşmek üzere.